Hoş geldiniz hanımım. Hoş bulduk Yasin. Bu ne? Yangından kurtarabildiklerimiz. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar. Bunları tenekeye yollayıver Yasna. Baş. Hoş geldin sanım. Hoş bulduk Seyyar'ım hocam. Dün yanınıza helallik almaya geldim. Helallik mi? He. Köyüme dönüm artık diyorum. Artık bu çiftlikte çalışamam. İçim almıyor. O cehennem gecesini hatırladıkça hiç. Olur kusura kalmayın. Hakkınızı helal edin. Helal olsun Seyyar'ımcığım. Sen de hakkını helal et. Yolunuz açık olsun. Benim de hakkım helal olsun size. Yasin, istersen sen de gidebilirsin. Bu çiftlik artık bitti. Öyle demeyin hanımım. Tadilat falan olur. Yok Yasin. Ben dönmem artık bu çiftliğe. Bu çiftlik herkese felaket getirdi. Kemal'in mezarı oldu. Ben buraya dönmem Yasin'a. Oğlumu burada büyütmem. Yanaşmalara söyle başlarının çaresine baksınlar. Hayvanları da fakir fukaraya dağıtırsınız. Köylülerle de konuş. Bundan böyle dinç aslan çiftliğinin bütün tarlaları onlarındır. İstedikleri gibi ekip biçsinler. Baş. Bana ömrüm boyunca babalık yapmayan babam, o gece bir babanın evladına yapabileceği en büyük iyiliklerden birini yapmıştı. Beni ölene dek peşimi bırakmayacak bir yükten, katil olmaktan kurtarmıştı. O anda farkında değildim belki ama
şimdi biliyorum. Babam aslında benim hayatımı kurtarmıştı. Sadece benim değil, torununun da. Oğlum Muzaffer Ali onun sayesinde anasından ayrılmadı. Babam olmasaydı, yetişmeseydi ben Kemal'e verdiğim sözü tutamayacaktım. Öfkeme yenilecektim. İyi bir anne olamayacaktım. Babam müebbete mahkum oldu. Ama onun müebbeti ancak 2 hafta sürdü. Ne kadar hasta olduğunu öldüğünde öğrendik. Hamza. Mapushanedeki arkadaşları dedi ki oğluna kavuştuğu için mutlu ölmüş. İnşallah Esra'dan öyledir. Mutlu ölmüştür. Cenazesine Asuman da geldi. Anamla babamın mezarı başında saatlerce kaldılar. Halide'nin cenazesi Adana'nın gördüğü en ıssız cenazeydi. O layık olduğu gibi yalnız öldü. Bir laf işitmiştim. Her insan meyvenin çekirdeğini içinde taşıdığı gibi kendi ölümünü içinde taşırmış. Halide de öyle bir ölümü belki doğduğundan beri içinde taşıyordu. Anam, son sözleri yanına geliyorum Hamza abla. Reşit, babamın eski akıl hocası. Başıma gelen her şeyin başlıca müsebbibi. Hayvan olsaydı şanına tilkilik yaraşır Reşit. Zengin oldu. Kolay gelsin. Ramazan, sendikadakiler ona Gomez patron lakabını taktılar. Niye mi? Fabrikada öyle bir düzen kurdu ki kimse kimsenin patronu değil. Fabrika ne kazanıyorsa eşit bölüşülüyor. Herkes eşit çalışıyor, eşit kazanıyor. Yasina hala çiftlikte yaşıyor. Bana vasiyet etti. Ölünce beni buraya gömersin dedi. Meyve ağaçlarının altına. Ziyaretine gidin mutlaka. Sevinir. Size çiftliğin eski güzel zamanlarını anlatır. Gülizar'la Kabak evlendiler. Kabak tenekeyi tek mil Reşit'e sattı. Eline geçen parayla Gülizar'a Madam Emma'dan gelinlik aldı. Adana'nın şerefli bir semtinde de bir ev tuttu. Şimdi bir bebekleri var. Çok da mutlular. Ben mi? Ben Kemal'i hiç unutmadım. Her gün mezarına gidiyorum. Onunla konuşuyorum. Onun vakti zamanında bizim için tuttuğu evde yaşıyorum. Onun gurur duyacağı bir hanım olmaya çalışıyorum. Artık elimde hiçbir şey yok. Sahip olduğum her şeyi
Muzaffer'den bana kalan ne varsa köylülere, işçilere dağıttım. Artık hiçbir şeye sahip olmak istemiyorum. Galiba ben ancak şimdi hanım oldum. Anladım ki hanımlık mal mülk parayla olmuyormuş. Hanımlık bütün bunlardan vazgeçmekle oluyormuş. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Doğru mudur bilmiyorum. Bilen varsa bana söylesin. Başıma bütün bunların gelmesindeki, Kemal'in bu dünyadan bu kadar erken göçüp gitmesindeki hayır nedir? Bizim hiç kavuşamamamızın, hayallerimizin hiç gerçekleşmemesinin nedeni nedir? Bilmiyorum. Aradan 2 yıl geçti. Ben artık nefes alabiliyorum, yaşayabiliyorum, hatta gülümseyebiliyorum. Ama hala bilmiyorum. Bütün bunlardaki hayır nedir? Esah'tan bir hayır var mıdır? Yoksa mesele hayallerin gerçek olması falan değil. Beraber hayal kurmak mıdır? Öyle midir? Yaşadıkları beni derinden etkileyen Güllü'ye hürmetlerimle. Hikayenizi yazarken bazı hadiseler değişmiş olabilir. Bunu muharrirlerin hakikatlerden yola çıksalar da şahsi tercihlerinin etkisine bağlıyor ve mesut günler diliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.